Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen bir konu önerisiyle birlikteyiz. Türk kahvesi ve tarihini merak ettiniz, o halde işleyelim dedik. Türk kahvesinin kültürümüzde, geleneklerimizde çok önemli bir yeri vardır. Türk kahvesi dendiği zaman aklımıza kokusu gelir, tadı gelir ve birlikte içtiğimiz insanlarla yaşadığımız anılar gelir. Peki Türk kahvesi nereden gelir? Dilerseniz başlayalım. Kahve bitkisi ilk olarak Etiyopya'da 6. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu bitkiyi yiyen keçilerin çok daha enerjik olduğunu fark eden köylüler, bitkinin çekirdeklerini toplayarak sıcak suda demleyip içmeye başlamışlardır. En ünlü kahve üreticisi ülkeler ise Brezilya, Vietnam, Kolombiya ve Etiyopya'dır. Görüldüğü üzere bu ülkeler arasında Türkiye yok. Çünkü Türkiye'de kahve yetişmez. Kahve yetiştiriciliği için tropikal bir iklim gerekmektedir. Daha önce kahve yetiştirmek denenmiş ancak başarılı olunamamıştır. Peki kahveyi Türk yapan nedir öyleyse? Menşei değildir. Ancak kahveyi Türk yapan kendine has öğütme yöntemi ve pişirilmesidir. Kahve 1500'lü yıllarda Arap Yarımadası'na gelir ve burada insanlar kahve çekirdeklerini biraz parçalayıp sıcak suda bekleterek içmeye başlarlar. O dönemde yani 16. yüzyıl Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı topraklarına katılır Arap Yarımadası ve böylece Anadolu'ya Yemen'den gelir kahve. Bu nedenle hepiniz bilirsiniz halk dilinde geciken bir kahve için kahve Yemen'den geliyor herhalde derler. Evet doğru, kahve Yemen'den geliyor. Peki Türk kahvesini diğer kahvelerden ayıran özelliklere bakalım. Bir kere diğer kahvelerde mesela espresso gibi çok ince öğütmek gerekmez kahveyi. Ancak Türk kahvesinde ekstra ince öğütmek gerekir. Biliyorsunuz un gibidir Türk kahvesi. Öte yandan diğer Avrupa kahveleri sıcak suda demlenmek suretiyle içime hazırlanırken Türk kahvesi kaynatılarak yapılan tek kahvedir. Bunun yanı sıra sunumu da çok özeldir, öyle değil mi? Mutfaktaki en basit yemekten en karmaşık yemeğe kadar en önemli kural burada da geçerlidir. Yani malzemenizin taze olması, kahvenizin mükemmel bir içimde olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle küçük paketlerde alırız kahveleri. Kahve özellikle bakır cezvede ve soğuk suyla pişirilmelidir. Çok kısık ateşte en yavaş haliyle pişirilmelidir kahve. Yani kahve aslında bir sabır ürünüdür. Acele etmeyeceksiniz kahve pişirirken. Malzemeleri yavaş yavaş karıştıracaksınız. Ve ocağa koyduğunuzda bir daha karıştırmayacaksınız. Yoksa kahveniz köpüksüz olur. Köpük kahvenin olmazsa olmazıdır. Peki biliyor musunuz sunumlarımızda neye dikkat etmeliyiz? En köpüklü kahveyi misafirlerimiz içerisinde en büyüğüne vermeliyiz. Peki servisinde yanına koyduğumuz eşlikçilerine bakalım isterseniz kahvenin. Mutlaka su koymak zorundayız. Çünkü bir yudum su kahve öncesinde içildiği zaman kahvenin tadının daha güzel alınmasını sağlar. Ardından yanında da eski geleneklerimize göre bir tane lokum bulundurulmalıdır. Peki sizce kahvenin olmazsa olmazı yanındaki küçük bir bardak su mu yoksa lokum mu? İkisine de hayır diyorsanız, sanırım aklınıza kahve falı geldi. Evet, kahve falı. O da kahvenin eşlikçilerinden bir tanesi, öyle değil mi? Kahve falı da Osmanlı saraylarında ortaya çıkmıştır. Osmanlı'da saray kadınları birbirlerinin yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediklerini veya duydukları bir dedikoduyu kahve fincanına bakarak söylerlermiş. Buradan geliyor kahve falı. Daha sonradan o kahvenin dibine çöken telvenin tabağa akıtılması suretiyle şekilleri bir şeye benzetme yoluna dönmüş. O halde hadi hepimiz bir fincan kahve alalım. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.